program örgütlediğinde ya da onu hayata geçirdiğinde ona dair bir belge imzalıyorsun. Yani şu haklarım bu ya da hani mutsuzluk olursa şu olur. Biz buna giderken saat yanılmıyorsam yani 4.30-5 arası gibi bir saatti. Bu saatte bize bu yasak tebliğ edildi. Yani normalde festivalin açılışı yapılmıştı. Panellerimiz başlamıştı. Bu saatten sonra bu yazı bize tebliğ edildi. Yazıda şurada yani basın emekçilerimiz basına da vereceğiz birazdan fotokopisini çekerek belediyemizde. Yani biz eğer bu tebliğ bize daha önceden yapılmış olsaydı biz Festival Tertip Komitesi olarak buradaki demokratik kitle örgütleriyle bu meseleyi, bu süreci daha farklı değerlendirdik. İlke kararımız vardı bu anlamda. Festivalimizin herhangi bir şeyine dokunurlarsa biz festivale farklı değerlendiririz. Gerekirse protesto edip yapmayız gibi bir anlayışımız vardı. Ama maalesef program başladıktan sonra, panellerimiz olduktan sonra, panellerimiz sana sokağında ilgin oluştu. Ondan sonra bu bize tebliğ edildi. Bu anlamda bizler Festival Tertip Komitesi olarak şunu söylüyoruz. Gerçekten halkın kendi rahat ifade edebileceği, özgürce konuşabileceği, gerçekten demokratik bir şekilde kendini topluma anlatabileceği koşulların valiliğimiz tarafından da onaylanması gerekiyor. Ama şey değil, şimdi biz müzakerede şunu da söyledik görüşmelerde. Yani eğer belgeselin yasaklanmış bir şeyi varsa bu yasaklanmış belgeyi bize verin. Biz de onun üzerine ifade edelim. Ama cumartesi anneler üzerine biliyorsunuz bütün bir uygulama var. Bu uygulamadan kaynaklı, hani her yerde yasaklanmasından kaynaklı, burada da yasak bize denildi. Diğer mesele de cumartesi zaten birçok hani cumartesi aileleri üzerinden, işte LGBTİ üzerinden şekillendirerek söylediler. Bu anlamda hani ben konuşmamı sonlandırayım. Ailelerimiz aramızda var. 12 ailemizden Erdoğan Tepkik arkadaşımız kendi duygularını size ifade etmesini istiyoruz. Değerli basın emekçileri, 19. Kültür ve Doğa Festivali'ne biz 10 Ekim ailelerini, cumartesi annelerini ve Suruç ailelerini çağırmaları bizim açımızda, aileler açısından çok önemli bir şey. Çünkü biz kaybettiklerimize bir söz vermiştik. Unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte bu Dersim'deki bu Doğa Festivali, bu Kültür Festivali'nde de bizi çağırıcı olarak getirmeleri unutmamanın, unutturmamanın bir aracı. Bundan dolayı gerek tertip komitesine, buradaki emek demokrasi güçlerine ve belediyemize biz aileler adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz söz verdik. Her platformda, her yerde biz bu anmalarımızı yapacağız. Biz korkuyu Suruç'ta bıraktık. Biz korkuyu 5 Haziran'da Diyarbakır'da bıraktık. Biz korkuyu Ankara Garı'nda bıraktık. Biz korkuyu kaybettikleri her ilde bıraktık. Çocuklarımızı kaybettikleri her ilde. Artık biz korkmuyoruz. Birleşeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Bu bizi katledenleri, çocuklarımızı, eşimizi, sevgilimizi, annemizi kaybedenleri yargı önüne çıkana kadar biz biliyoruz. Bu işin gerçek sorumlularını, gerçek katillerini biz aileler olarak çok iyi biliyoruz. Bunlar açığa çıkana kadar emek, barış, demokrasi mücadelemiz devam edecek. Artı biz aileler olarak bundan sonraki süreçte daha güçlü, daha birlikte hareket edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar yasak kollarsa koysunlar, biz bu mücadeleyi daha yükseklere çıkartacağız. Çünkü söz verdik. Onların yere düşen bayraklarını daha yukarıya çekeceğiz. Sloganlarını daha gül atacağız. Pankartlarını daha yükseklere asacağız. Korkmuyoruz. Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, bu bizi yıldırmayacak. Biz birleşerek, birlikte hareket ederek öfkemizi, kinimizle bu katillerde hesabı soracağız. Biz sadece bu şeyde değil, bir ülkenin birçok yerinde yaptığımız... LGBTİ adına Hakan Aksu arkadaşımız kendilerini ifade edecek. Ya Türkiye'de 2016'dan itibaren Ankara'da başlayan bir yasak var.
LGBT artı etkinliklerine yönelik. Bu İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya şeklinde birçok büyük şehirde, birçok şehirde devam etti. Yalnız Türkiye genelinde yazılı olmayan, resmi olmayan yasakçı bir anlayışa karşı karşıyayız. Yarın yapacağımız LGBT artı kavram atölyesine karşı getirdiği bir yasak aslında bu Türkiye geneli yasakçı anlayışın bir yansımasıdır. Biz bu yasaklarla, baskılarla toplumda ayrıştırılmamıza, ötekileştirilmemize izin vermeyeceğiz. Gerek Dersim'de, gerek de Türkiye'nin her yerinde tüm demokrasi güçleriyle birlikte LGBT artılar olarak bu şiddet baskıcı ve yasakçı heteroseksist anlayışa karşı birlikte mücadele edebiliriz. Bu konuda mücadelemiz devam ediyor. Sürecimizle başlatacağız. Bu yasakları, baskıları birlikte bertaraf edebiliriz. Dersim'de örgütlü bir mücadeleyle LGBT artılar eşit ve özgür bir şekilde yaşayabilirler. Biz de bu toplumun bir parçasıyız. Biz de bütün insani koşulları Dersim'de, gerek Dersim'de gerek her yerde yaşamaya hakkımız vardır. Katliamları, bu kayıp olaylarını, ülkenin demokratikleşmesini anlatalım. Birlikte hareket edelim. Bu katliamlar toplumun bir yarasıdır. Kangren olmuş. Çocuklarımızı yitirdik. Eşlerimizi yitirdik. Annelerimizi, babalarımızı yitirdik. Bunu duyurmak, bunu insanlara belirtmek en doğal hakkımız olmalı. Eğer devlet bu Suruç katliamını, Ankara katliamını yapmadıysa neden bunu yasaklama gereği duyuyor? Ya da neden konuşmalarını yasaklama gereği duyuyor? Zaten IŞİD yenildi. IŞİD şu anda yargılanmak durumunda. Onun için de bu festival sırasında da özellikle bizi davet edip buraya getiren belediye ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz. Biz gücümüzün yettiği, geldiğimiz her yerde Suruç'un, Ankara'nın, Diyarbakır'ın kayıp olaylarının ortaya çıkarılması, sorumluların yargılanması için elimizde gelen bütün çabaları sarf edeceğiz. Bundan sonra da böyle olacak. Hiçbir yasak bizi engelleyemeyecek. Çünkü biz her ayın 20'sinde zaten Kadıköy'de Halit Ağa'da oturma eylemi yapıyoruz. Çünkü 33 tane canımız gitti, çocuklarımız gitti, evlatlarımız gitti. Biz onlara sırtımızı mı döneceğiz? Hayır. Onların bıraktığı yerde devam edeceğiz. Onlar yaşıyor, onlar aramızda. Teşekkür ediyorum. Anneleri adına Maside Ocak size kendisini ifade etmek istiyorum artık anneler. Hepinize merhaba. Biz Cumartesi anneleri 24 yıldır Edirne'den Kars'a gözaltında kaybedilen yakınlarımızın akıbetinin açığa çıkartılması ve sorumlularının adil bir yargı önünde cezalandırılması için Galatasaray'dayız ve her yerdeyiz. Cumartesi annelerinin hepsinin dini inanışı, etnisitesi, düşüncesi farklı. Ama 24 yıldır her birimiz kaybettiğimiz en yakınımız, canımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz ve çocuklarımız için bir aradayız. Ve biz biliyoruz ki anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin bize tanıdığı haklarımız var. Bu haklarımızdan biri de yaşadığımız hak ihlalleriyle ilgili açıklama yapıp kamuoyu oluşturmak. Bu anayasada da var, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde de var. Bugün burada karşı karşıya kaldığımız durum ne anayasaya ne de uluslararası sözleşmelere maalesef ki uymuyor. Bizler 24 yıldır insanların yaşam hakkı için sokaklardayız. Bugün burada tam da Ayaz ve Nupelda'nın dehşet bir şekilde öldürülüşünden belki 10 gün sonra buradayız. Ama 1994'ten beri biz Cumartesi anneleri 3 yaşındaki
Dilek Serin'e ne oldu diye soruyoruz. Bugün burada konuşmamıza izin verilseydi, Ayten Öztürk'ün babasının 10 yıllardır çocuğumun katillerinin hesap vermesini istiyorum, yargılanmasını istiyorum sesine soluk olacaktı. Bugün burada konuşmamıza izin verilmiş olsaydı, 60 küsür yaşındaki Nazım Gülmez'in nasıl gözaltında kaybedildiğini anlatacaktık. Ve Edirne'den Kars'a sorumluların nasıl cezalandırılmayıp ödüllendirildiğini söyleyecektik. Yani bugün burada konuşacaklarımızın tamamı anayasanın bize tanıdığı hakkımızdı. Ama bu hakkımız valilik tarafından yasa dışı bir şekilde elimizden alındı. Ama biz cumartesi anneleri her hafta cumartesi günleri saat 12'de ve her yerde kayıplarımız için, hakikat için, adalet için bir arada olmaya devam edeceğiz.